Mahşete hoş geldiniz. Kaşedi yüzüne söyledim. 16 Haziran 2015 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. O gün Hürriyet'te çalışan Cansu Çamlıbel'e konuşmuş. Deniz Baykal. Tabi Deniz Baykal 2015'te CHP Genel Başkanı değildi. 5 yıldır değildi. 2010'da koltuğu bir kaşet skandalıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptırmıştı. 5 yıl sonra 2015 seçimlerinde 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP tek başına iktidarı kaybetti. Ve %40'la elbette birinci partiydi fakat tek başına iktidarı kaybetti. Ondan sonra Erdoğan'ın ne yapacağı belli değildi. Bilinmiyordu. Erdoğan Cumhurbaşkanıydı fakat başbakanlık sistemi vardı. Mevcut parlamenter sistem devam ediyordu. Sadece Cumhurbaşkanını meclisin değil halkın seçmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştı. Anayasada bir iki maddelik bir değişiklik. Onun dışında başka hiçbir düzenleme yoktu. Fakat Erdoğan parlamentoyu çoktan bekleme odasına almış ve olmayan yetkilerle ülkeyi tek başına yönetmeye çalışıyordu ki bu durum 2018'e kadar devam etti. 2015'e kadar devam ettiği gibi 2015'ten sonraki 3 yıl boyunca da devam etti. Tam da o günlerde 7 Haziran 2015 seçim yenilgisiyle diyelim ya da şaşkınlığıyla Erdoğan birkaç gün kayboldu. Ta ki 13 Haziran'da Deniz Baykal'la görüşene kadar. O görüşmede ne oldu? Erdoğan'la Deniz Baykal arasında ne geçti bilmiyoruz. Fakat mihimdi bu görüşme ve ondan sonra Erdoğan rahatladı esasen. Bugün CHP'nin bir takım davranışlarını, hareketlerini veya CHP Genel Başkanlık katından yapılan açıklamaları falan anlamlandırmaya çalışırken yakın tarihten de çok fazla uzaklaşmamak gerekiyor. Onun için ben bu 16 Haziran 2015 tarihli Hürriyet Gazetesi kupürünü ekrana getirdim. Bir diğer nedeni de şu. Ezbere pek çok şey söyleniyor. Özgür Özel'inden Ali Koç'una kadar, Fatih Altaylısı'na kadar, öbürüne berikine kadar. Geriye doğru bu iktidar döneminde yapılan bir sürü kirli iş belli bir gruba malum günah keçisine her zaman havale ediliyor. Bunun böyle olmadığını onlar da biliyorlar elbette. Fakat bir iş tutuyorlar. Bir düzenin parçasılar. Ve o parçası oldukları düzen öyle emrettiği için öyle buyurduğu için öyle gerektirdiği için böyle yürüyorlar. Deniz Baykal Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 10 Haziran'daki buluşmasında kendisine kurulan kaset komplosunun nasıl gündeme geldiğini anlattı diyor Hürriyet'teki haber manşetten. Keşke bu haberler biraz daha yakından bakılabilse ve hafızaya hep müracaat edilebilse ama olmuyor. Orada devam ediyor Deniz Baykal. Genel başkanlığı bırakmanıza neden olan kaset komplosu için bunun başbakanın bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını düşünüyorum demiştiniz. Aynen diyor Deniz Baykal. Bana yapılan kaset komplosu bizzat Erdoğan'ın onayı ve bilgisi altında olmuştur. Hala aynı kanaatteyim diyor Deniz Baykal. O ayrı bir iş. O bununla Erdoğan'la görüşmesi ilgili değil. Yani bana kaset komplosu yaptı bu adam ama gene gittim ayağına ve konuştuk. Bu devlet işi. Dikkatinizi çekerim. Kaset komplosu ile ilgili görüşümü istifa ederken söyledim. 2013'te sizinle röportaj yaparken tekrar ettim. 2015'te şimdi bana soruyorsunuz. Yine aynı şeyi söylüyorum. Hadi size şunu da söyleyeyim. Belki yanlış yapıyorum ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da söyledim. 10 Haziran 2015 görüşmesinde mi? 7 Haziran seçimlerinden 3 gün sonra 10 Haziran 2015'te görüştüler. Ben galiba başta 13 Haziran olarak ağzımdan çıktı. Evet diyor. Erdoğan'ın yüzüne de söylemiş. Bunu bana sen yaptın. Ama diyor bir önceki paragraf bu devlet işi. Devlet işi başka. Devlet işi gereği Erdoğan'a gitti. Erdoğan'la görüştü ve o günden sonra Erdoğan rahatladı. Ve AKP ile CHP'nin, AKP'nin başında o zaman Ahmet Davutoğlu vardı başbakan, istikşafi koalisyon görüşmeleri başladı. Kemal Kılıçdaroğlu da keşke bildiklerini anlatsa. Şimdi bir başka hafıza. Günümüze gelelim. Versin Bilal'i, alsın iktidarı. Bu da Hürriyet'te yayınlanmıştı. Bu Deniz Baykal kaset meselesiyle ilgili açıklamalarından bir gün önce. 15 Haziran 2015'te ki seçim olmuş ne olacağı belli değil. Çok partili parçalı bir yapı var. MHP 80 milletvekili çıkarmış. HDP Selahattin Demirtaş'ın başında olduğu 80 milletvekili çıkartmış. AKP tek başına iktidarı kaybetmiş. Ya iki partili ya üç partili bir koalisyon olacak. Ortalık toz duman. Basın medya kendine gelmiş. Hatırlayın o günleri. 2015. 9 yıl önce. Ve bir kulis haberi yayınlandı hürriyette. Versin Bilal'i alsın iktidarı. AKP MHP koalisyonu olur ama şartlarımız var diyor kapalı toplantıda Devlet Bahçeli. Bunları yok sayamayız. Ülkücü kıyımı önlemek için hükümet olmamızı isteyenler var. Ama bunun için ilkelerimizden vazgeçmemiz söz konusu değil. Şartlarımızdan vazgeçmeyiz. AKP ile koalisyon kurmamızı istiyorlar. 17-25 Aralık yolsuzluk olaylarını nereye koyacağız? Meydanlar hırsızlardan hesap soracağız dedi. Her bir oyun vicdani sorumluluğu var diye halka seslendik. Öteki dünyada hesabı sorulur dedi. Hırsızları nereye koyacağız? Öteki, gece yarısı torba kanunlarla kimler zengin edildi? Bunlardan hesap sorulmayacak mı? 17-25 yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hassasiyetlerimiz belli. Operasyonun üstü örtülmeye çalışılıyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Ucu nereye dayanırsa dayansın oraya gider. Türgeve yapılan bağışları, verilen ayrılıcalıkları ne yapacağız? Bilal'in içinde olacağı sıfırlanan paraların hesabını sormayacak mıyız? Bu sürecin bir tarafında Bilal var. Versin Bilal'i, alsın iktidarı. 15 Haziran 2015 Devlet Bahçeli. Erdoğan Bilal'i vermedi ama MHP AKP ile iktidar oldu. Ne diyordu Deniz Baykal? Bu bir devlet işi. Evet. Şimdi anlıyor musunuz bu saat meselesini? Fenerbahçe heyetiyle görüşmede arkada kadraja takılan saat. Bir sürü tevili yapıldı. Yok efendim biz 15, 17-25 kumpasına dikkat çekmek. Bu dönem böyle başladı. Oradan 15 Temmuz'a gelindi. Oradan sonrası malum falan. Buna dikkat çekmek için yaptık gibi açıklamalar oldu. MHP'den ve Devlet Bahçeli'den alakası yok. Bu saat sizin biraz önceki versin Bilal'i alsın iktidarı çıkışınızın, laflarınızın ki bu söylemi iki yıl boyunca devam ettirdiniz. 2014 ve 2015 boyunca. 2016'ya kadar. Bu o saat de zaten 2016'ya kadar orada kaldı. Bu saat onunla sembolleşmiş, bu söylemle sembolleşmiş bir saatti. Tevili yoktur. Üstünde de pil duruyor. Çıkarttım pili koydum. Ve 2016'da bunu garaja kaldırıyorsunuz veya depoya kaldırıyorsunuz nereyse. Sonra 2016'da kaldırdığınız saati 8 sene sonra 2024 Temmuz'unda, Temmuz başında tekrar aynı yere koyuyorsunuz. Üstünde de gene aynı pil var. Sonra da diyorsunuz ki işte biz 17-25 kumpasına dikkat çekmek için böyle yaptık. Yapmayın ama yapmayın. İşte burada upuzun bir açıklama. Zaten dün anlatmıştım. Hemen iktidar telaşlanıyor ve kendi kalemlerinden Hande Fırat aracılığıyla bir dakika ya ne oluyoruz falan diye MHP Genel Başkanlık katına sorduruluyor. İşte efendim bu cevap alınıyor. Aynı Devlet Bahçeli'nin yazdığı cevap. 17-25 emniyet ve yargı darbe süreci işte 15 Temmuz FETÖ, ihanetinin kuluçka evresidir filan falan. Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için 5. kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana filan diye de devam ediyor. Olduk beşinci kol. <laughs> o saati kumpası unutmayalım diye koydum. Evet. Hayır. Alakası yok. O saat din manası buydu. Ve iktidar oldunuz. Şimdi tabi ben kumpasa dikkat çekmek için böyle yaptım diyorsunuz. Ve millet seyretti. Yani 9 yıl 10 yıl boyunca olanı biteni seyretti. Ama hayır seyretmek yok. Bu bir devlet işi diyen siyasetçileri biliyoruz görüyorsunuz. Bu bir devlet işi devlet meselesi diyen gazeteci takımını da görüyoruz. Görüyoruz, görüyorsunuz. Biliyoruz. Gazetecilik etiketiyle yapılan işleri de görüyoruz. Biliyoruz ve siz de biliyorsunuz. Niye? Hepsi ama hepsi bu bir devlet işi diye bakıyor. Ondan dolayı Erdoğan yalnız değil. Erdoğan yaptığı şeylerle bin kere giderdi. Ama orada duruyorsa bu bir devlet işi düşüncesinden dolayı. Vatandaş seyrediyor, işte Manisa, Manisa'da bir koca hamileyim diye bağıran kadını yol ortasında, herkesin gözü önünde evire çevire darp etti. Ve insanlar seyretti. Görüntüyü getirmiyorum, var görüntüler arşivimde, uzun görüntüler var arşivimde getirmiyorum. Sadece iki kare fotoğrafla getirelim. Ve ses yükseliyor. işte diyor nasıl olabilir ki? Bak kenarda oturmuş adam seyrediyor. Garson o sırada masalara servis yapmaya devam ediyor. Kimse müdahale etmiyor. Ne, ne zaman ki polis müdahale ediyor veya polis adamı kelepçeleyip tutukluyor o zaman geliyorlar. Adama çullanıyorlar. Yarı linç girişimi gibi bir şey. Tipik Türk toplumu. Emniyet amiri Mustafa okumuş, paylaşmış. Hamile kadının kafasına tekme atıyor, yumrukları suratına suratına vuruyor, uzun sürüyor. Yumruğu acıyınca kaptığı kürekle vuruyor, kürek kafada kırılıyor, bu sefer sapını kadının suratına indiriyor. Ta ki eski toprak gelip dur diyene kadar. İkizler çay ocağı önü, kafaya tekme inme anı, müşteri iki metre ötede çayını yudumluyor. İkizlerden biri tekmenin tam sınırında izliyor, Beyaz spor ayakkabı giymiş artist çaycı güneş gözlüğüyle boş masadan servis topluyor. Komşu esnaf kimisi eli belinde, kimisi Polaris'in gerisinde uzaktan izliyor. Bunlar bırak esnaflığı, insanlıktan çıkmışlar haberleri yok. Hakaret olsun diye demiyorum. Polis gelip işi bitirince delikanlılar da piyasaya çıkmış. Kadını döverken dakikalarca izledikleri adamı polis kelepçe tak takmak için yatırdığında yerde tekmeliyorlar. Aslında aynılar, farkları yok demiş. Öyle. Ve bu seyirci olma şimdi bununla ilgili işte görüntüler çokça paylaşılıyor sabahtan bu tarafa ve kanımız dondu falan gibi yorumları okuyorum. Yapılabilir mi böyle bir şey? Sokak ortasında hamileyim diye bağıran bir kadına. Ne çare? Türkiye toplumu ve siz içindekiler 8-10 yıldır izliyorsunuz benzeri faciaları. Ama duvarlar arkasındaki Çığlıkları, haykırışları duymazdan geldiniz ama duvarların önündeki. Hemen yan kapınızdan götürdüler, ses etmediniz. Hemen alt katınızdan götürdüler insanları, ses etmediniz. Koç başlarıyla girdiler. Hayır onlar terörist değil demediniz. Hayır onların günahı yok demediniz. Ve dememeye devam ediyorsunuz. Tam bir... Ee, Asayiş sorunu var ülkede. Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen kişi öldürülmüş. Yoksa konuşmakla mı tehdit etti diye soruluyor. Organize suç örgütü lideri Bora Kaplan'ın kara parasını akladığı iddiasıyla el konulan firmanın sahibinin sağ kolu olduğu bilinen İbrahim Ulucan evinin önünde öldürüldü. Bir başkası. Firar skandalı yeraltı dünyasının tanınmış isminin polis takibindeyken kendini vurmasıyla açığa çıktı deniyor ama kendini mi vurdu? Çatışmada mı öldürüldü? Daha doğrusu Çatışmada mı yaralandı bilinmiyor. Hastanede yaşam mücadelesi veriliyor, veriyormuş. Kimmiş? Öksüz Ahmet adıyla tanınan Ahmet Aramaz. Fakat bu kişi 17 yıl kesinleşmiş hükmü var. Kapalı cezaevinden açık cezaevine naklediliyor. Kaçsın diye adeta açık cezaevinden çok daha rahat koşullarda kaçılabilir. Çünkü açık cezaevinde izin mefhumu var ya da ne bileyim işte izne çıkıyorsunuz, çarşı izni var veya yatı, yatıya gidiyorsunuz işte gösterdiğiniz bir adrese böyle şeyler var. Bilmiyoruz olabilir. Kaçması için açık cezaevine tayini çıkmış veya nakledilmiş olabilir. Ama işte Dilek Ekmekçi'nin avukat sorularını sorup biz de bu bahsi böyle noktalayacağız. Ama belli ki Dilek Ekmekçi takipçisi olacak, biz de onun üzerinden takipçisi olacağız. Sağlığında Osman Gökçek'i şişeye oturttuğu iddia edilen Kabadayı Bülent Aramaz'ın, Öksüz Ahmet lakaplı Ahmet Aramaz'ın yeğeni, öldürüldüğü operasyonu yöneten emniyet müdürü Murat Çelik'in tutuklanması, Kabadayı Bülent Aramaz'ın öldürüldüğü operasyonun muhbirinin Ayhan Bora Kaplan olduğunu ortaya çıkması, Kadir İnan'ın Bülent Aramaz'ın ölümüne ilişkin Ayhan Bora Kaplan'ı hedef alan iddia ve ifşaları sonrasında yakınlarının vurulması, Melih Gökçek cephesindeki huzurlu, huzursuzluk, bypass ameliyatı ve bana adli kumpas saldırganlığı, son olarak da Ahmet Aramaz'la ilgili aşağıdaki haber filan. Çetelerin cirit attığı bir ülke oldu. Böyle olduğu için de işte Ali Koç çete başı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Arkamda dur. Ve Devlet Bahçeli de onu aracının kapısına kadar, dün detaylı anlattım, aracının kapısına kadar geçirdi. Kimseyle vermediği görüntüyü verdi. Böylelikle Ali Koç ve Devlet Bahçeli biz beraberiz mesajını tüm cümle aleme vermiş oldular. Yeraltı dünyasına, tribün holiganlarına, ne bileyim polise, polis teşkilatını kontrol ettiğini zanneden Ali, Ali Koç'u Göztepe maçında yere yatıran kişiye filan falan. O arada Dilan Polat tahliye edildikten sonra iç, ilk işi eşini ziyaret etmek olmuş Engin Polat. Ee, Dilan Polat'ın eşi Engin Polan, Polat, Polat Dilan'a Kesinlikle konuşma, telefon kullanma, röportaj verme diye nasihatte bulunmuş. Öyledir zaten. Dün de konuşmuştuk üzerinde. Fakat işte bir tarafta Dilan Polatlar çıkarken belki de çıkması gerekiyor. Yani üzerine atıldığı suç, yani tutuklama esasen bir tedbirdir. Ama öteki tarafta 30 yıldır cezaevinde tutulan şair yazar İlhan Sami Çomak tahliye edilecek İdari Gözlem Kurulu 3 ay daha uzatmış tahliyesini. Ayşe Sibel paylaşmış. Anne babası İlhan Çomak'ın tahliyesi için İstanbul'a gidiyorlardı. 3 ay ertelemeyi yolda öğrenmişler. 80 yaşına yakın insanlar, işkencenin türlü türlü hali var. Bu da onlardan biri." demiş. Yine Evrim Kepenek, içeride olmaması gereken bir de tahliyesi gerekirken bir de tahliyesi ertelendi. Serbest bırakılırsa emsal davalara örnek olur diye bırakılmamıştı diyor. Mahkemede kendisini ve kendisini dinledim ve adalet adına utandım. Hayatla dalga geçiyorlar. Çok acı ki toplumun büyük bir kısmı bunun farkında değil. İşte Manisa'da hamileyim diye haykıran karısını döven kocanın, saldırgan kocanın izlenmesi gibi Bilhan Sami koçak olayı maalesef. Hiçbir delil olmamasına rağmen 94'te tutuklandı. Ve Çomak davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. Delil yokken yeniden yargılandığı ve müebbet aldı. Durum bu. Natalia Vazca, bir başka hukuk garabeti. 9 yıl önce paylaştığım Can Dündar yazısı için biraz önce ifadeye gittim. Aklım almıyor bunun için gittiğim. Dördüncü ifade ve her seferinde söylüyorum. Bilgilendirme amaçlı paylaştığım bir yazıdır diye. Gazete haberi paylaşmak dahi suç sayılan bir ülkeye, ne yatırımcı gelir ne de ülke ekonomisi düzelir ki birazdan ekonomi meselesine geleceğiz ama bold medyanın toparladığı şu çifte standart e, grafiğine bakalım. Dilan Polat tahliye edildi. Dilruba çocukluğu bir haftayı buluyor veya geçti. Lenf kanseri Mustafa Aytaç tıp, adli tıp kurumu raporuna rağmen tahliye edilmedi. Mehmet Parlak 700 gram e, zayıfladığı için Dilan Polat tahliye ama bir deri bir kemik kalan böbrek hastası Mehmet Parlak Tutuklu, Şerife Sulukan Tutuklu, %89 engelli, Makbule Özer 83 yaşında adli tıp cezaevinde kalabilir raporu verdi ve tutuklu. Dün bahsetmiştim. Es esasen en önemli gündem maddesi bu. Altın madalya Erdoğan'a gitti. Bir günde bunu hak ettiği biçimde manşetten görmüş. Koza İpek Holding'in fona devriyle Erdoğan altın madeninde tek söz sahibi haline geldi. Karar AKP'li Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'nin en büyük patronu yaptı. Bu son birkaç günün en önemli haberidir. Fakat kimse görmüyor, görmek istemiyor. Devletin çökmesini hak görüyor ve başında Erdoğan otursa dahi hiç sesini çıkartmıyor, seyrediyor. Seyreden Türkiye, izleyen Türkiye. Sonra böyle bir şey olabilir mi diye hak hukuk talebi de bulunuyoruz veya haykırıyoruz, isyan ediyoruz. Göya kanımız dondu filan gibi kelimelerle itiraz ediyoruz. İpek ailesine ait 12 şirket Erdoğan'ın emrindeki varlık fonuna devredildi. Yani özel mülkiyet delindi diyor Memduh Bayraktaroğlu. Buna Kaligula yöntemi deniliyor. Kaligula seni ben zengin yaptım diyerek imparatorluğunun varlıklı ailelerinin şirketlerine konuyordu. Şimdi ekonomiyle devam edelim. Atilla Yeşilada önemli kazlarda bulunuyor. Nerede? Ecomex'e konuk oluyor orada darmadağın olacaklar. İktidar çıkarsa iktidar e, kriz çıkarsa iktidar değişir diyor ki bana KC'yi yazdıran da o oldu. Borsadaki küçük yatırımcılar hakkında hepsi en ufak bir şokta darmadağın olacaklar diyor ve kriz çıkması halinde de iktidar değişir değer, değerlendirmesinde bulunuyor. Her gün korkuyorum Mehmet Şimşek giderse beni arayacaklar diye. E, demiş. E, küçük yatırımcılar için de onlar için yatırımcı demiyorum, diyemiyorum ifadesini kullanmış. Borsada 500 bin kayıtlı yatırımcı sayısı 8 milyona çıktı. Bu insanların 6 milyonu suratlarına hisse senedi tekme atsa tanımazlar. Bu insanların hepsi en ufak bir şokta darmadağın olacaklar diyerek onları kastediyor. Tek bir enstrümana yatırım yapmak aptallıktır. Biraz altın, biraz döviz, biraz borsa, biraz mevduat diyor. 1 milyon liranın altında birikimi olan borsadan para kazanamaz. İnsanlar kendini kandırıyor demiş. Geleceğin Türkiye'sinde hangi sektörler parlar ona göre kendinize bir sepet belirleyin demiş. Politika faizinin çok uzun süre değişmeyeceğini, mevduat faizlerinin ise %60-70'lere yükseleceğini düşünüyorum diyor devamla. Piyasaları yıkacak 2008 gibi bir kriz beklemiyorum. ABD'nin bile ödeyemeyeceği kadar borç olduğunu bankalar keşfederse karamsarım demiş. Dünya 2000 yılın en düşük faiz ortamını yaşadı. Tasarruf edenler kaybetti. Orta sınıf eridi, fakir ettik. Şimdi onlar halk ekmeğin önünde bekliyor. Evet. Hepsi en ufak bir şokta darmadağın olacaklar diye küçük yatırımcıları, borsa küçük yatırımcılarını kastediyor ve kriz çıkması halinde de iktidar değişir diyor Atilla Yeşilada. O arada Erol Mütercimler önemli bir iddia da bulundu ve pazar günü önemli bir toplantıdaydım. Orada çok önemli bir bilgi öğrendim. Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş fakat Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz araya girmiş ve razı edilmiş, ikna edilmiş, dönmüş. Sebebi ise zenginlerin vergilerinin affedilmesiymiş. Yani AKP yandaşlarının 600 milyar vergi borcunun silinmesi. Bu yalanlandı. Böyle bir şey yoktur diye işte İletişim Başkanlığı ya da propaganda Bakanlığı diyebileceğimiz bakanlık neyse Fahrettin yalanladı. Ee, ancak Cevdet Yılmaz da yalanladı. Peş peşe geldi açıklamalar. Meclisten geçerek teklif halini alan vergi paketine dair konuşurken Cumhurbaşkanı yardımcısı bu süreçlerde diyor zenginlere affı, vergi affını hiçbir aşam aşamada gündeme getirmedik, gündeme dahi gelmemiştir diyor. Bir panik hali var. Yani Mehmet Şimşek istifa etti falan gibi bir laf çıkınca hemen herkes açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanı yarışma yardımcısı dahil tek açıklamayla falan da yetinmiyor, yetinilmiyor. Mehmet Şimşek de açıklamaları RT'liyor falan. Tamamen bu aman içeride dışarıda dikkat edelim şeyi. Aman bu redikodu piyasaları sarsmasın. Zaten yeterince sarsılmış durumda meselesi. Şimdi enteresan bir konu var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı'yı hedef alması. Ve o attığı tweette yazdığı mesajda Eren Keskin'den de isim vermeden bahsetmesi. Eren Keskin geç kalmış bir yazı diyerek aslında ne olduğunu anlattı. Onu okuyacağım bugün size. Çünkü Medya Mahallesi dedim ya devletçi ve her şeye her konuya devlet işi olduğu gerekçesiyle ve belli kalemlere de devlet kalemi olduğu gerekçesiyle ilişmediği için de bu yazı çokça duyulmadı, paylaşılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu neden Fatih Altaylı'dan bahsetti ve Eren Keskin ee, ne anlatıyor buna kulak vermemiz lazım. Geç kalmış bir yazı yeni yaşamda yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı hakkında söylediği ve bence çok doğru olan sert sözleri kamuoyuna yansıdığında çok fazla insan beni aradı. Kılıçdaroğlu'nun benden söz, söz ettiğini söylediler. Çok şaşırdım. Kılıçdaroğlu benden neden söz etsin? Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yazdığı metne baktığımda benden değil de bir hanımdan söz etmiş. Fatih Altaylı'nın İnsan Hakları Derneği'nden bir hanıma hakaret de tacizde bulunduğunu yazmış Kılıçdaroğlu. O bir hanım benim ve ben çok uzun yıllar bu konuda hiçbir şey yazmadım ama Fatih Altaylı'ya muhalif demokrat yakıştırmalarının yapıldığı bugünlerde günlerde Fatih Altaylı ile ilgili yaşadıklarımı bir kez de burada anlatmak isterim. 2002 yılıydı. Almanya'da kadına yönelik şiddet konulu bir konferansa davet edilmiştim. Benim konum devlet kaynaklı cinsel işkenceydi ve konuşmacılardan biri de İstanbul Üniversitesi Kadın Hakları Merkezi'nden Profesör Necla Arat. Ben konuşmamda 90'lı yıllarda Kürdistan'da kadına yönelik cinsel işkencenin bir devlet politikası olarak uygulandığını anlatıyordum. Konuşmam sırasında şunu söyledim. Birçok kadın yaşadığı cinsel işkenceyi anlatmıyor. Çünkü utanıyor, korkuyor, yalnızlaşmaktan tedirginlik duyuyor. Birçok nedenle açıklayamıyor. Açıklayan ve suç duyurusunda bulunmayı kabul eden kadınlar da polisler hakkında daha rahat suç duyurusunda bulunuyorlar. Militarizmin bu kadar Güçlü yaşandığı bir coğrafyada askerleri şikayet etmek çok kolay olmuyor ama bölgede kadına yönelik cinsel işkence faali söz konusu olduğunda askerlerin sayısı polislerden daha fazla. Söylediğim şey buydu aslında. Sözlerimin içinde Fatih Altaylı'nın dediği gibi Türk askeri tecavüzcüdür gibi bir cümle tabii ki yoktu. Ama benim bu konuşmayı yaptığım sırada kendini feminist olarak tanımlayan Necla Arat birdenbire ayağa kalkarak ben askerime laf söyletmem diye bağırdı. Bunun üzerine konuşma yaptığımız salon birbirine girdi. Panel sona ermek zorunda kaldı. Ben ertesi gün Türkiye'ye döndüm. Uçaktan indiğimde korkunç bir gazeteci kalabalığının bize doğru geldiğini gördüm. Benim önümde aynı uçakta olduğumuz ve bunun burun ameliyatı olmuş bir kadın şarkıcı vardı. Ben gelenlerin paparazziler olduğunu düşünüp şarkıcı kadınla konuşacaklarını düşünürken Kadın önümden geçti gitti. Bütün gazeteciler beni durdurdular. Siz Türk askerine hakaret mi ettiniz Eren Hanım? Türk askerine tecavüzcü mü dediniz? Siz Kürdistan mı dediniz? diye bir soru bombardımanı altında kaldım. Bu soruların neden sorulduğunu bilmediğimi daha sonra açıklama yapacağımı söyleyerek oradan ayrıldım. Bir sonraki gün Hürriyet gazetesinde 8 sütuna manşet bir haber gördüm. Türk, ord Türk ordusuna tecavüzcü dedi diye. Ofise geldiğimde ise bir arkadaş aradı ve Fatih Altaylı'nın benim hakkımda radyo değerine cinsel taciz içeren söylemlerde bulunduğunu anlattı. Ve aynı gün Genelkurmay Başkanı ve Necla Arat'ın benim hakkımda suç duyurusu yaptıklarını öğrendim. Aslında benim hakkımda organize bir suçlama olduğunu da böylece anlamış oldum. Fatih Altaylı'nın ne dediğine temas etmemiş onu da hatırlatalım. Fatih Altaylı Radyo D'de Eren Keskin hakkında ne dedi? Altaylı 18 Mart 2002 günkü Baba Ali Yokuşu programında Hürriyet Gazetesi'nde Avukat Eren Keskin'den çirkin iftira başlığıyla yer alan haber üzerine şöyle dedi. Aslında bu kadınları hiç ciddiye almamak lazım. Almanya'nın Kön, Kön kentinde bir toplantıda konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Eren Keskin, Türkiye'de askerler kadınlara cinsel taciz uyguluyorlar, sadece işkence olsun diye evli kadınlara bile bekare testi yaptırıyor diye iftiralarda bulunmuş. Ben bu Eren Keskin'i ilk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim. Ya olacak şey değil ya. Yani Türkiye ile ilgili gerçekleri söylesen. Türkiye'de yeteri kadar sorun var zaten. Abartmanın ne alemi var? Palavranın ne alemi var? Herhalde şunu demek istiyor. Eren Keskin bana niye cinsel tacizde bulunmuyorsunuz demek istiyor. Manyak mıdır nedir? Devamla. 18 Mart tarihli Gözcü, Gazetesi, Gazetesi'nde askerler taciz ediyor iddiası başlığı ve Eren Keskin'den çirkin suçlama alt başlığıyla yayınlanan haberi aynı programda okuyor Radyo Riyade ve yorumluyor. Eren Keskin biliyorsunuz avukat. Fransızların bu tip insanlara ilişkin çok güzel bir lafı vardır ama kullanmak çok istemem. Mal bilmem ne derler ona. Söylemeyeyim. Onlar böyle saldıracak yer ararlar bu tipler. Eren Keskin de galiba öyle. Kadın hakları konulu bir toplantıda konuşan Eren Keskin askerler kadınlara cinsel taciz uyguluyor diye iftira atmış. Keskin'e tepki gösteren Profesör Necla Arat'sa işte taciz olacağı filan Eren Keskin'se şey Keskin'e tepki gösteren Profesör Necla Aras bazı izleyiciler tarafından yuhalanmış. Eren Keskin geldiğinde bir taciz alacağı var diye düşünüyorum ona. Devam ediyor. Etmiyorduk ama edelim demek lazım hakikaten. Belki de istediği kendisinin o. Eren Keskin'e Eren Keskin e taciz edelim. Bunu istiyor. Aranıyor demeye getiriyor yani. O günkü Radyo T'deki konuşmalarında Devam edelim Eren Keskin'in yazısına. Fatih Altaylı'nın yaptığı konuşmayı dinledikten sonra konuşmanın korkunçluğu karşısında şaşırdım. Aslında Fatih Altaylı'yı tanıyordum, nasıl bir insan olduğunu biliyordum ama bu kadar açık bir söylemde bulunması bana son derece akıl dışı gelmişti. Tabii hemen suç duyurusunda bulundum, tazminat davası açtım ancak bütün yaşananlar tabii ki bununla kalmadı. Benim hakkımda Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı suç duyurusu üzerine dava açıldı. Dava önemli değildi. Zaten çok fazla davadan yargılanıyordum ancak Fatih Altaylı'nın yaptığı haber nedeniyle ben aylarca sürekli tehdit edildim. Sokağa yalnız çıkamadım. Hep arkadaşlarım yanımda oldular. Tehdit almadığım bir gün bile olmadı. Kürdistan kavramını kullandığım için bir başka dava daha açıldı hakkında Yargılandım, ceza aldım. Aldığım tehditlerin yanında ve uğradığım haksızlığın yanında bir de hakkında açılan davalarla uğraştım. Bu nedenle almış olduğum ceza nedeniyle bir yıl meslekten yasaklandım. Fatih Altaylı ise yaşamına olduğu gibi devam etti. Benim bir kadın olarak onun yaptığı yanlış haber sonrasında hem tehdide ve şiddete maruz kalmam, hem de hayatımı ölüm tehditleriyle sürekli bir tedirginlik içinde geçirmem belki de toplumun çok büyük bir bölümü için önemli değildi. Hatta bazıları için hak edilmiş bir durumdu. Açtığım tazminat davası sonucunda Fatih Altaylı 500 lira tazminata mahkum edildi. Bu tabii ki çok gülünç bir rakamdı ama esas asıl olan yaptığımız suç duyurusu sonrası açılan ceza davasında kadın olan hakimin bana karşı sert yaklaşıp Fatih Altaylı'yı koruyan tutumuydu. Bu bir devlet işi. Unutmayın Deniz Baykal Sonuçta Fatih Altaylı sadece para cezasına mahkum edildi. İşte tam da bugünlerde çok da konuşmak istemediğim bir konuyu yeniden gündeme getiren ilginç bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ben bu coğrafyada gerçek muhalefetin sadece resmi ideolojiyi eleştirmekle olabileceğine inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi aralarında aralarındaki her türlü kavgaya çıkar çatışmasına rağmen kişisel olarak görüştüğüm Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ya da Fatih Altaylı aynı taraftadırlar. Fatih Altaylı kim güçlüyse her zaman onun tarafındadır. Esas olarak bu coğrafyada güçlü olan, her zaman gerçek ve kendisini derinlerde gizleyen çekirdek devlet yapısı olduğu için her zaman Fatih Altaylı o gerçek devletin yanındadır. Bu nedenle bir kez daha Fatih Altaylı'ya muhalefet, muhalif ya da demokrat kimliği yakıştıranlara hatırlatmak için bu yazıyı yazma gereğini hissettim. Fatih Altaylı benim için her şeyden önce bir kadın düşmanıdır diyor. Ve böylelikle bir manşeti daha kapatıyoruz. Eren Keskin'in yazısını komple okudum hep yap, yaptığım ya da adet adet olduğu üzere işte bir takım yazıları bu şekilde paylaştığım yok ama önemine binaen paylaştım. Tabii burada konu Fatih Altaylı, konu işte Fatih Altaylı çok izleniyor diye ne bileyim, çok takip ediliyor diye taşlanıyor falan konusu değil. Bunu geçeceksiniz. Bunu söyleyenler bu bir devlet işi diye bakanlar. Fatih Altaylı'ya destek verenler de o devletin elemanları aynı zamanda. Böyle bakın, böyle bakarsanız yanılmazsınız. Çünkü devlet işi yapanlar arkadaşlarını, içinde oldukları grubu, ittifak halinde oldukları insanları kimse siyasetçi, gazeteci, akademisyen fark etmiyor. Bu şekilde harcamazlar. Ya da hakkındaki her şey gibi biçimde tatlıya bağlanır, düşer. Birbirleri hakkında en ağır lafları söylerler, sonra da ellerini yıkar, çıkarlar ve rezil olmazlar. Hiçbir zaman rezil olmazlar. Bir biçimde her şeyin bir de izahı vardır onlar için. Niye? Çünkü bir tarafta devlet işi vardır devlet. Dolayısıyla bu tür konular çok seyredilen, takip edilen bir insan söz konusu olduğunda geçmişte bir kadına taciz etti. Gördüğüm yerde taciz edeceğim onu falan. Zaten aranıyor kendi. Bunları çok önemli değil. Geçti gitti zaten 20 sene önceki olay falan diye bakarlar. Ama başkası olduğunda aman nasıl Manisa'da hamileyim diye bağıran çağıran çığlık atan kadını yatırdı. İşte efendim hastanelik etti. Öfkeli koca falan diye kanımız dondu diye filan da saydırırlar. Bu ondan farksız bir hadise değildir. Ama orada devlet işi yoktur. Burada var. Diyor ve bir manşeti daha kapatıyorum. Biraz sözü uzattıysam affola. Uzamasının nedeni Eren Keskin'in yazısıydı efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.